İki kişi de şehit oldu. Saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. İzmir'deki hain saldırının ardından İzmir'den Başbakan Binali Yıldırım havalimanında açıklamalarda bulundu. Yıldırım saldırıyı PKK'nın planladığını, boyutu büyük, alçak bir saldırı olarak nitelendirdi. Bu durumu bekledi. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu mücadelenin galibi Türk milleti olacaktır dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları işaret etti. Türkiye'nin bölünmeyeceğini söyledi. Milleti tanımayanlar açsınlar, Çanakkale'ye baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin Hodri Meydan dedi. Erdoğan, Ortaköy'deki saldırıdan sonra yaşanan hayat tarzı eleştirilerine de sert çıktı. Öte yandan Amerika'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İncirlik'in kapatılması gündemimizde değil ama DAEŞ karşıtı koalisyon hava desteği vermiyor diye konuştu. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü komutanlara ilk ceza Erzurum'da verildi. FETÖ üyeliğinden yargılanan iki eski komutan müebbet hapse mahkum oldu. Hepsi ve çok daha fazlasıyla ilk bölüm 24 sabah günaydın kuşağımız detaylarla devam ediyor. Buyursunlar. Detaylarla karşınızdayız sevgili seyirciler sabah kuşağımızda. İzmir Adliyesi önünde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından polise ateş açan iki terörist öldürüldü. Çatışmada biri polis, iki kişi de şehit oldu. Saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Bu arada sosyal medyada İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu iddialarını ise... Patlamanın ardından iki terörist ellerindeki tüfeklerle ateş açtı. Adliye önünde görevli polis Fethi Sekin'in onlarla girdiği çatışma, adliyenin yanındaki bir inşaattan cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Teröristlerin hedefinde İzmir Adliyesi vardı. İlk önce bombalı aracı patlatacaklardı ve ardından silahlarla saldıracaklardı. Ancak teröristler ve o araç polislerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanan çatışmada o kahraman polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit düştü. İki terörist de öldürüldü. İzmir Valisi Erolay Yıldız da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Öldürülen iki teröristin üzerinden çıkan silah ve mühimmat hakkında bilgi verdi. Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında iki adet Kalaşnikov tüfek, ayrıca RPK-7 ve ona ait 8 tane fişek olmak üzere ve el bombaları, 8 tane el bombası bu şekilde ele geçirilmiş. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da saldırıya ilişkin konuştu. Polisimizin bu konularda tedbirli olması büyük bir kıyımı engelledi dedi. Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz bu hususta gerçekten tedbirli. Gerçekten bunun eğitimini almış ve adliyeye doğru girmek için zorlayan aracı engellediler. Bir adliye çalışanımız ve bu engellemede en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu. Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır. İki kardeşimiz şehit olmuştur maalesef. Öte yandan güvenlik güçleri olay bölgesine yakında bulunan şüpheli bir aracı da kontrollü olarak patlattı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Simleri şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı. İki şüphelinin patlamada kullanılan araçla kontrollü olarak patlatılan aracı saldırganlara satanlar olduğu öğrenildi. Bu arada saldırının ardından sosyal medyada İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu yönündeki haberleri Başsavcı Mustafa Doğru yalanladı.
İzmir'deki hain saldırının ardından İzmir'e giden Başbakan Binali Yıldırım havalimanında açıklamalarda bulundu. Yıldırım saldırıyı PKK'nın planladığını, boyutu büyük, alçak bir saldırı olarak nitelendirdiği durumu bekledi. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu mücadelenin galibi Türk milleti olacaktır. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ama bu mücadelenin mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti devleti olacaktır ve millet olacaktır. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısının ardından geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda böyle seslendi ve ekledi. Bu milleti bölmeyi asla başaramayacaklar. Şunu milletimiz bilmelidir ki, İzmirliler bilmelidir ki, biz bu ülkeyi bölmek isteyen, bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacak. Çünkü milletimiz kardeşliği, birliği, beraberliği bozanlara katiyen prim vermiyor. Başbakan hain saldırıyı PKK'nın planladığını, kahraman şehit polisin daha büyük bir felaketi önlediğini ifade etti. Tabii bu olay yine bu alçak PKK terör örgütünün planladığı ve ele geçirilen silahlar, mühimmata baktığımız zaman boyutunun çok ama çok büyük bir olay olduğu anlaşılıyor. Ancak özellikle polislerimiz, bilhassa trafik polisimiz Fethi Sekin arkadaşımız hayatını içe sayarak, hayatını, canını seve seve vererek büyük bir felaketi önlediği gibi bu alçak planı yapanların etkisiz hale getirilmesi için de çok büyük bir kahramanlık göstermiştir. Ve İzmir'imizi, birçok masum sivil hemşerimizi büyük bir felaketten döndürmüştür. Başbakan Yıldırım, terör örgütlerinin artık vardiyalı çalışmaya başladığını söyledi. Yıldırım'ın vatandaşlara da çağrısı vardı. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra görevi diğerine veriyor, o bitiriyor, diğerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasıyla çalışıyorlar. Bu da terörün ideoloji, kutsalı, hiçbir değeri olmadığını açık şekilde gösteriyor. Bir olayı DEAŞ yapıyor, bir sonrakini geliyor PKK yapıyor, sonra sıra sende diyor FETÖ yapıyor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitişin arefesidir. Vatandaşlarımız normal hayatın akışını da değiştirmez. Eğer bunu yaparlarsa bu terör örgütlerinin emirlerine hizmet etmiş olurlar. Onların istediği de zaten hayatı yavaşlatmak, durdurmak, insanların tedirgin olmasını sağlamak, korkuya sevk etmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor. Havalimanındaki açıklamalarının ardından Başbakan Yıldırım, şehit polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın evlerine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakanın son durağı ise hastane oldu. Yıldırım, hain saldırıda yaralananları ziyaret ederek son durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Eğer teröristleri fark etmeseydi, eğer teröristlerle son mermisine kadar çatışmasaydı, İzmir Adliyesi'nde büyük bir kıyım yaşanacaktı.
Orada trafiği tanzim etmek için bulunan polis memuru Fethi Sekin, 80 milyon için şehadete erişti. Eğer o olmasaydı İzmir Adliyesi'nde bir katliam yaşanabilirdi. Teröristleri ilk fark eden de, ilk kurşunu sıkan da oydu. Vatanı için şehit oldu. Yok yok, vuruldu. Polis vuruldu. İşte Fethi Sekin'in kahramanca çatıştığı o anlar. Üç terörist adliyeye savaşa gider gibi bomba yüklü araç, kalaşnikovlar, el bombaları ve roket atarlarla gelmişlerdi. Amaçları aracı patlatıp karışıklıktan yararlanarak adliyeye girmek ve orada kıyım yapmaktı. Ama adliye önünde 8-10 yıldır trafiği şehit polis memuru Fethi Sekin tanzim ediyordu. Bombalı araçtan şüphelendi. Onları durdurup aramak isteyince teröristler otomobilden inip kaçmaya başladı. Bu sırada da patlamayı gerçekleştirdiler. Ardından silahına davrandı şehit polis Fethi Sekin. Üç teröriste dakikalarca kök söktürdü. Teröristlerden birini öldürdü. Son mermisine kadar çatışmaya devam etti. Ardından da şehadete erişti. Yok yok, vuruldu. Polis vuruldu. İçimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması, alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar ve şehit olmayı göze alarak bunu atlatan emniyet güçlerimiz sayesinde olmuştur. Allah kanıtlarına rahmet eyliye. Ayrıca tedavi gören polis memurlarımız var. Onlar da tedavi altındalar. İnşallah kısa zamanda ayağa kalkarlar. Allah onlardan ve diğer emniyet mensuplarından ve diğer tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. O yıllarca Adalet Sarayı önünde görevini layığıyla yerine getirdi. Hatta bir keresinde şehit düştüğü yerde ölümden dönmüştü. Görevini yaparken bir avukat yanlışlıkla çarpmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan şehit polis, Elazığ'ın Bağlı ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin evladıydı. Zaten o evden iki polis çıkacaktı. Bir kardeşi de kendi gibi polisti. Daha 2 ay önce annesini kaybetmişti. Babası yalnız kalmasın diye yanına aldı. Bundan böyle şehit polisin eşi, evlatları ve babası bu millete emanet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları işaret etti. Türkiye'nin bölünmeyeceğini söyledi. Milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin Odri Meydan dedi. Erdoğan, Ortaköy'deki saldırıdan sonra yaşanan hayat tarzı eleştirilerine de sert çıktı. Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye baksınlar. Açsınlar İstiklal Harbi'mize baksınlar. Bu milleti tanımayanlar daha da geriye gidip Malazgirt'ten başlayarak 1000 yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımızı buna baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin hodri meydan diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye üzerinde oyun planlayanlara meydan okudu. Türkiye'yi bölemeyeceksiniz dedi. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de ne işimiz var söylemine tepki gösterdi. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil, Halep'te, Hatay'da değil, İdlib'te, Mersin'de değil, Kıbrıs'ta, Kars'ta değil, Nahçıvan'da, Artvin'de değil, Batum'da, Trakya'da değil, Balkanlar'da başlar. Bunu böyle bilir. Erdoğan bölgedeki sorunları çözmek için Türkiye'nin hem sahada hem de masada olmaya devam edeceğini özellikle ifade etti. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını
hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız. DAEŞ'e karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak, oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını koruyamazsak, kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yoluna birlik ve beraberlik ruhuyla devam edeceğini söyledi. Hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı. Ama başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle olamayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar. İstanbul Ortaköy'de yeni yılın ilk dakikalarında katliam yapan teröristle ilgili yeni ipuçları ortaya çıkıyor diyerek devam edelim. Başakşehir'de bir sitede kalan teröristin o gece Zeytinburnu'nda bağlantısıyla buluştuğu, sonra da Ortaköy'e gittiği anlaşıldı. Teröristin katliamdan sonra da 4 kez taksi değiştirip yine Zeytinburnu'na döndüğü belirlendi. Terörist Taksim'deki o keşif videosunda 28 Aralık'ta çekmiş. İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var. O bulgulara göre terör eylemini gerçekleştiren saldırgan eylemden önce 3 gün boyunca Başakşehir'de bir sitede kaldı. Yılbaşı günü saat 17.30 sıralarında harekete geçti. İlk durağı Zeytinburnu oldu. Burada Nuri Paşa Mahallesi'ndeki bağlantısıyla bir araya gelen terörist saldırıda kullanacağı silahları aldı. Ardından Ortaköy'e doğru yola çıktı. Terör saldırısı sonrasına ilişkin yeni detaylara da ulaşıldı. İddialara göre saldırının ardından 4 kez taksi değiştiren terörist önce gece kulübüne 5 dakika uzaklıkta araçtan indi. Gece konduların arasından sahile ulaştı. Ardından Zincirlikuyu metrobüs durağına gelen eylemci en sonunda Zeytinburnu Muratpaşa'daki Uygur restoranına ulaşmayı başardı. Sonra da kayıplara karıştı. Polis teröristin kullandığı cep telefonuna da ulaştı. Saldırganın bağlantıları ortaya çıkarıldı. Teröristin Arapça, Rusça ve Özbekçe konuştuğu belirlendi. Teröristin Taksim'deki selfie'li keşif videosunu da 28 Aralık'ta çektiği tespit edildi. Emniyet güçlerine göre Ortaköy saldırganı hala İstanbul'da bir evde saklanıyor. Polis teröristin olabileceği tüm adreslere, örgüt evlerine operasyon düzenliyor. Saldırı sonrası tüm ihtimaller değerlendirilirken eylemde iki teröristin olabileceği iddiası da gündeme geldi. Bu iddiaya gerekçe olarak kamera görüntüleri gösterildi. Teröristin Zeytinburnu'nda evden çıkarken tespit edilen görüntüsünde pantolonunun açık renkli ve cepli olduğu dikkat çekiyor. Gece kulübüne ateş ederek girdiği anlarda ise koyu renk ve dar kesim pantolonu olduğu görülüyor. Saldırganın gece kulübü içindeki görüntüsünde yine açık renkli pantolon dikkat çekerken taksiyle kaçış anında bir kez daha koyu renkli pantolon kameralara yansıyor. Gece kulübü girişindeki görüntüyle Zeytinburnu'ndan çıkış görüntülerindeki pantolon detayı bir teröristin daha önce içeri girdiği şüphesini doğuruyor. Devam edelim sevgili seyirciler. Terör saldırısının yaşandığı gece kulübünde saldırının tam başladığı ana dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde silah ve çığlık sesleri duyulmakta. İşte tam o anlarda eğlenen insanların yüzündeki korku ifadesi yaşanan tüm dehşeti anlatmaya yetiyor. Az sonra olacaklardan habersiz gönüllerince eğleniyorlar, alay çekiyorlardı. Sonra içlerinden biri silah seslerini ve çığlıkları duydu. Hepsi durdu. O an yaşadıkları korku saniyeler içinde yüzlerine vurdu. Sonra kamera kayıttan çıktı ve katliam yaşandı. Bir cep telefonuyla çekilen bu görüntüler yeni yılın ilk saatlerinde katliamın yaşandığı gece kulübünden.
Görüntülerde dans edip eğlenen 3 arkadaş var. Yüzleri gülüyor, yeni yıla girilen bu ilk dakikalarda doyasıya eğleniyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ancak onlar içeride eğlenirken dışarıda ise bir katliamın ilk anları yaşanıyor. Taksiden inen terörist gece kulübü önünde olanları hedef alıyor. Sonra da içeri giriyor. Kurşun yağdırmaya burada devam ediyor. İşte tam da o anda eğlenen gençlerden biri silah sesleriyle birlikte yükselen çığlıkları duyuyor. Olduğu yerde donup kalıyor. Onunla birlikte arkadaşları da şaşkın şekilde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Yüzlerinde korku ve panik ifadesi var. Görüntüler burada bitiyor. Sonrası ise can pazarı. Terör saldırısının tam başladığı ana dair bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence merkezi Rayna'da meydana gelen 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için Ege Denizi'nde bir dizi önlem alındı. Yunan adalarına giden tüm yollar tutuldu. Denize açılan tüm tekne ve yatlar aranmaya başladı. Ortaköy'deki terör saldırısının faalini yakalamak için tüm Türkiye alarmda. Teröristin özellikle yurt dışına çıkış yolları tutuldu. Güvenlik güçlerine teröristin Yunan adalarına kaçacağına dair gelen ihbar sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Bodrum, Marmaris ve Datça'da sahil güvenlik ekipleri denizden ve karadan alarma geçti. Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nden hareket ederek İsrail'e kuru yük götüren gemilerle denize açılan her türlü bot, tekne, yat ve balıkçı tekneleri didik didik aranıp rotaları tespit ediliyor. Yalıkavak, Turgut Reis ve Bodrum'da konuşlu 6 sahil güvenlik botu, bir savaş gemisi ve 2 helikopter Bodrum'a yakın Yunan adalarından İstanköy ve Kilimli başta olmak üzere 50 millik bölgede kıyı şeridiyle uluslararası sularda denetimlerini arttırdı. Sahil güvenlik ekiplerinin kuş uçurtmadığı bölgede ekipler 24 saat arama ve kontrollerini sürdürmeleri kameralara yansıdı. Bu arada Yunanistan'a ait Kilimli ve İstanköy adaları önlerinde de Yunan sahil güvenlik ekiplerinin devriye görevi yapması dikkati çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık terör saldırısı sonrası harekete geçti. Sosyal medyada saldırıyı öven "oh olsun" şeklinde paylaşımlarda bulunan şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından İstanbul Emniyetine talimat yazısı da gönderildi. Terörü öven o paylaşımların sahiplerinin bulunması istendi. Soruşturma çerçevesinde ilk etapta saldırıya övücü paylaşımlarda bulundukları belirlenen 20 hesap inceleme altına alındı. Aynı konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatmıştı. Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkinse soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin saldırıyı gerçekleştiren teröristin üzerinden çıkan krokiyi hazırladığı ve krokide parmak izinin bulunduğu belirlendi. Polis şimdi zanlının irtibatta olduğu kişilerin peşinde. Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında önemli bir ipucuna ulaşıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin saldırıyı gerçekleştiren teröristin üzerinden çıkan krokiyi hazırladığı ve krokide parmak izinin bulunduğu belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü durumu Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Terör örgütü üyeliği suçlamasından kaydı bulunan KC'nin Diyarbakır'da olduğu belirlendi. Ekipler saldırının ardından ailesiyle Diyarbakır'a kaçtığı belirlenen şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Yaklaşık 500 güvenlik kamerası görüntüsünü de inceleyen ekipler şüphelinin irtibatta olduğu kişileri belirledi.
Terör örgütü PKK'dan silah ve bomba eğitimi aldığı belirtilen şüphelinin ailesiyle ve Lice ilçesi kırsalından gelen teröristlerle Diyarbakır'dan Adana'ya geldiği iddia edildi. Şüphelinin saldırıda kullanmak için kentte otomobil çalmaya çalıştıkları, bunu başaramayınca Şanlıurfa'dan çalınan aracı Adana'ya getirip 17 Aralık gecesi İmamoğlu ilçesindeki ormanlık alanda bombayı yerleştirdikleri belirtildi. KÇ'nin daha sonra internetteki haritalardan yola çıkarak hazırladığı krokiyi bombalı saldırıyı gerçekleştirecek teröriste verdiği kaydedildi. Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 14 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili bir kadın 4 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler Adana'daki işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderilmişti. İmdat Sabah günaydın devam ediyor tüm hızıyla sevgili seyirciler detaylarla. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı harekatında DAEŞ terör örgütüne büyük bir darbe daha vuruldu. Öyle ki hava ve kara operasyonlarında aralarında elebaşlarından birinin de bulunduğu 38 terörist öldürüldü. Türk ordusu vuruyor, DAEŞ terör örgütü darbe üstüne darbe alıyor. Son operasyonlarda aralarında örgütün elebaşlarından birinin de bulunduğu 38 terörist öldürüldü. DAEŞ işgalindeki Elbap ilçesi doğu, batı ve kuzeyden Özgür Suriye ordusuna destek veren Türk ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Bölgede insansız hava araçlarıyla tespit edilen 74 hedef, fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi. Bu operasyonda aralarında DAEŞ terör örgütünün sözde emiri olduğu belirtilen 20 DAEŞ'lı terörist öldürüldü. Terör örgütü DAEŞ'a hava operasyonlarında da darbe vuruldu. Elbap ve çevresindeki 28 hedefe düzenlenen operasyonda 18 DAEŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü DAEŞ'ın tuzakladığı bombalar nedeniyle muhalifler ve Türk güvenlik güçleri Elbap çevresinde düzenlediği operasyonda titiz davranıyor. Tuzaklanan patlayıcılar bir bir imha edilerek DAEŞ'ın etrafındaki çember daraltılıyor. Ankara, Elbap şehidi kıdemli çavuş Hamza Şimşek'i son yolculuğuna uğurladı. Fırat Kalkan Harekatı kapsamında DAEŞ terör örgütünün Türk Birliği'ne saldırısı sonrası şehit olan Hamza Şimşek için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134. gününde şehit olan Astsubay Çavuş Hamza Şimşek memleketi Ankara'da toprağa verildi. Allahu Ekber! Kahraman Astsubay Suriye'de Elbap'ı DAEŞ'ten kurtarma operasyonu sırasında atılan havan mermisiyle şehit olmuştu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehidin ailesi ve silah arkadaşları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, siyasetçiler ve komutanlar saf tuttu. Bismillahirrahmanirrahim. Eller semaya açıldı. Şehit için son kez helallik istendi. Şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Amerika'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DAEŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok dedi. Koalisyonun hava desteğini görmüyoruz. Madem DAEŞ'le mücadele etmek için bir koalisyon oluşturduk, Türkiye'de fiziki imkanlar sağladı. Peki niye destek vermiyorsunuz? Amaç ne? Ne istiyorsunuz?
Şimdi Rakka'dan Elbap'a doğru gelen ve Elbap'ta yani ilave güç olarak gelen DAEŞ unsurları var. O güzergahta koordinatları veriyoruz. Niye vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi? Şimdi bunlar olmayınca da bu sefer halkımız da soruyor. Madem destek vermeyecekler, İncirli güçlüğünü niye kullanıyorlar? Bu da son derece haklı bir soru ya da sorgulama. Yani şu anda kapatılması, İncirli güçlüğünün kapatılması gündemde değil. Ama bu özellikle buraya gelip DAEŞ için buraya gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının da bir anlamı yok. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın incelik sorgulanıyor açıklamasına Amerika'dan ilk yanıt geldi. DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Amerikalı albay John Doran, incirliğin sağladığı imkanlar paha biçilemez dedi. Bu noktada hem DAEŞ'le mücadele ettiğinizi ifade ediyorsunuz, hem de istenen, arzu edilen desteği vermiyorsunuz. Bu tabii ki Türkiye içerisinde de işte biraz önce sizin sorduğunuz gibi İncirliğin de sorgulanmasına sebep oluyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, koalisyon güçlerinin DAEŞ'le mücadele ediyoruz deyip Elbap operasyonuna destek vermemelerinden şikayetçiydi. Bu açıklamasına koalisyon ve Amerika cephesinden ilk yanıt Irak'tan geldi. DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Amerikalı albay John Doran, Bağdat'tan video konferansla Pentagon'daki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doran, İncirlik üssünden yapılan operasyonlar sayesinde dünyanın daha güvenli bir yer olduğunu söyledi. İncirliğin koalisyona sağladığı imkanların paha biçilemez olduğunu dile getirdi. Sözcü, üssün istihbarat, keşif ve hava operasyonlarında kullanıldığını hatırlattı. Koalisyonun Elbap operasyonuna destek vermemesine gelince, Doran, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptıklarının çok değerli olduğunu söyledi. Koalisyonun Elbap'ta Türkiye'ye destek vermesi için diplomatik görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Koalisyon güçlerinin geçtiğimiz günlerde Elbap üzerinde uçtukları ancak operasyon düzenlemedikleri ortaya çıkmıştı. Rusya ise son günlerde Türkiye ile birlikte Elbap'ta terör örgütü DAEŞ hedeflerine hava operasyonları yapıyor. Dört sabah günaydın kuşağımız devam ediyor detaylarla. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü komutanlara ilk ceza Erzurum'da verildi. FETÖ üyeliğinden yargılanan iki eski komutan müebbet hapse mahkum oldu. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu iki FETÖ'cü komutanla avukatları katıldı. Mahkeme, örgütün sözde Erzurum Sıkı Yönetim Komutanı olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak'la Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Türkiye'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin komutanların yargılandığı ilk davada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istemişti. İstanbul merkezli 35 ilde FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin operasyon başlatıldı. 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi. Ekipler söz konusu iş adamlarının adreslerine gitti, gözaltı ve arama işlemlerine başladı. Operasyonlar İstanbul merkezli 35 ilde devam ediyor. FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullanan 44 şüpheli asker daha tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ'cü askerlere yönelik operasyonlar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 46'sı savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 3 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 44 şüpheli silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Son kararla birlikte tutuklanan askerlerin sayısı 231 oldu. Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sevgili seyirciler, FETÖ soruşturması kapsamında terörle mücadele ekipleri Doğan Holding'in İstanbul'daki merkez binasında arama yaptı. Şirketin baş hukuk müşaviri Erem Turgut Yücel ve eski yöneticisi Yahya Özdiyen gözaltına alındı. FETÖ soruşturması Doğan Holding'in İstanbul'daki merkezine uzandı. Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Doğan Holding'in Üsküdar'daki binasında arama yapıldı. Doğan Holding'in Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan FETÖ soruşturması kapsamında Holding'in İstanbul merkezinde bugün arama yapıldı. İki yönetici daha gözaltına alındı. FETÖ soruşturmasını yürüten savcılık Doğan Holding'in tutuklanan Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun verdiği ifadeler ve bulunan yeni deliller sonrası harekete geçti. Terörle mücadele ekipleri sabah saatlerinde Doğan Holding'in Üsküdar'daki binasına girdi. İddialara göre Doğan Holding'e kesilen vergi cezaları FETÖ işbirliğiyle sümenaltı edilmişti. Terörle mücadele ekipleri aramalarını sürdürürken Doğan Holding'den de açıklama geldi. Şirketin baş hukuk müşaviri Erem Turgut Yücel ile eski yönetici Yahya Üzgen'in gözaltına alındıkları duyuruldu. Gözaltına alınan iki ismin ofis ve evlerinde de aramalar yapıldı. Doğan Holding açıklamasında aramaların sadece yöneticilerle ilgili olduğu, şirket faaliyetlerini etkilemediği vurgulandı. Soruşturma çerçevesinde Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu geçtiğimiz ay gözaltına alınmış ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. ...2010 yılındaki KPSS soruşturması kapsamında asker eşleri gözaltına alındı. 31 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 74 kişi gözaltında. Şüphelilerin 2010 yılı KPSS sınavında genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiği tahmin edilmekte. Kimi akademisyen, kimi öğretmen, kimi sosyolog. 2010 kamu personeli seçme sınavında kopya soruşturmasında bu defa FETÖ mensubu subayların eşleri için gözaltı kararı çıkarıldı. Geçin boşluklara doğru. Operasyon için düğmeye yine soruşturma yürüten savcı Yücel Erkman bastı. Sabah saat 7'de Ankara merkezde 31 ilde yakalama ve gözaltı kararı uygulanmaya başlandı. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralan 105 askerin eşi için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanların çoğunun kamu görevlisi statüsünde bulunduğu soruşturmada yer alan bilgiler arasındaydı. KPSS şüphelisi 105 kadının ikisinin albay, 13'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün de üsteğmen eşi olduğu belirlendi. Şüphelilerin 2010 yılı KPSS sınavına ilişkin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yine FETÖ'ye himmet adı altında para transferi yaptıkları, FETÖ tepe yönetimiyle irtibat halinde bulundukları da tespit edildi. İzmir'de 3 sivil darbeci 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzini camide darp etmişti, hatırlarsınız sevgili seyirciler. Bu kez FETÖ'cü komutanlardan biri yarbay rütbesinde bir hain Abdülkerim Ceylan. O gece Ankara Polatlı'da bir camiyi bastı. İmam Ali Ayhan'ın okuduğu selayı kesmek istedi. Yaşanan o anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Şu anda hayır, asker yemin kurtarıyor. Hey komutanım yok. Biz görevin başındayız. Asker şu an yemin kurtarıyor. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın. Çabuk dışarıya çıkın. Cebinizi tutun.
Hepinizi tutuklarım dışarı. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı okunan selalar, İzmir'deki sivil darbecilere olduğu gibi millete silah doğrultan FETÖ'cü komutanları da rahatsız etti. Ankara'nın Polatlı ilçesinde o gece milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'cülerden Yarbay Abdülkerim Ceylan, çarşı camiini basarak sela okunmasını engellemek istedi. Ne yap lan? Şu anda hayır, asker yetiştirdik. Hey komutanım yok. Biz dönemin başındayız. Asker şu an yemek kurduğunu geçirdik. Dışarı çıkın. Çabuk dışarıya çıkın. Cebinizi tutuklarım. Hepinizi tutuklarım dışarı. Polatlı'daki çarşı camiine giren asker üniforması giymiş hain, İmam Ali Ayhan'ın okuduğu selayı yarıda kesmek için camiye baskın yaptı. İmam Ayhan, okuduğu selayı yarıda kesmemek için hoparlörü kapatmadı. Merkezi sistem olması nedeniyle yaşanan tartışma ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden duyuldu. Kısa sürede çok sayıda vatandaş darbeci komutanı dışarı çıkarmak için camiye geldi. Ne yap lan? Şu anda hayır, asker yetiştirdik. Komutanım yok. Biz dönemin başındayız. Asker şu an yemek kurduğunu geçirdik. Dışarı çıkın. Çabuk dışarıya çıkın. Cebinizi tutuklarım. Hepinizi tutuklarım dışarı. Vatandaşların camiye akın ettiğini gören FETÖ'cü hain yaptığı baskından vazgeçerek camiden ayrılmak zorunda kaldı. Hepinizi tutuklarım dışarı. N8 Seçer 24 Sabah günaydını ilk bölümümüzü yavaş yavaş toparlamaya hazırlandığımız dakikalardayız. İlk bölümümüzün sonlarında açılışımızda da belirttiğimiz üzere evlerinden bir tık daha erken çıkmak zorunda kalan, biraz daha erken uyanan izleyicilerimizi ihmal etmiyoruz. Hızlı ve pratik bir şekilde gazetelerimizi ekranlarınıza taşıyoruz ve manşetlerden sizi haberdar ediyoruz. Peki, Star Gazetesi ne diyor? Reyna'da 5 kuşku diyor manşetiyle. Bakalım bu manşet haberinde detaylarda neler var? Kurtulanların farklı ifadeleri, ölenlerin kimlikleri ve saldırıyla ilgili gelen çelişkili bilgiler katliamın ardından korkunç şüpheleri gündeme getirdi. Peki, Suudi vatandaşı Hasan Kaşıkçı El Arabiya'ya anlatmış. Bir kadın, 3 saldırgan vardı, rastgele ateş etmediler, masaların arasında gezip hedef alarak bize saldırdılar diyor. Ölenlerden Rita Şami, Lübnanlı ünlü iş adamı ve Hizbullah finansörü Şami ailesinin kızı. Diğer yabancıların ise ekonomik ve politik kimlikleri dikkat çekiyor. Reuters'a konuşan Reyna'nın barmeni Mehmet Yılan ise içeri girer girmez sola döndü. Yeri iyi biliyordu. Denize bile ateş etti. Gemilerin yanaşmasını istemiyordu diyor. İngiliz Daily Mail'de saldırının ardından ilk paylaşılan fotoğraflar Zivilando'nun Twitter hesabına ait. Arap karşıtlığıyla tanınan Zwi fotoğrafları olay sonrası sildi. Öte yandan Amerikalı Jacob William Rack Yakup adıyla rezervasyon yaptırmış. Yaralı kurtulduğu söyleniyor ancak hiç kan görünmemiş. Askeri okul mezunu ve şapkasında askeri istihbarat arması olduğu söylenmekte. İşte Reyna'daki 5 kuşku, 5 şüphe sarı manşetinde böyle kendine yer bulmuş sevgili seyirciler. Bu kuşkuların yerli olup olmadığını da ilerleyen dakika günlerde hep birlikte göreceğiz izleyip. Sarı manşetini sizlere aktarmış olduk ve akşama geçelim. Akşam gazetesinde FETÖ'ye ikinci dalga diyor manşet. Hemen detaylandıralım. Akşamın manşetten girdiği haber başlığı Doğan grubunun FETÖ ile ilişkisiyle ilintili bir haber sevgili seyirciler. Detaylandıralım hemen. Doğan Holding'e Şafak'ta FETÖ baskını. Ankara temsilcisi tutuklanan Holding'in baş hukuk müşaviriyle eski yöneticisi dün gözaltına alındı der haber girizgahında. İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen terörle mücadele ekipleri dün sabah Doğan Holding'in baş hukuk müşaviri Erhem Turgut Yücel ile eski yöneticisi Yahya Üzdiyen'i gözaltına aldı. Yücel'in evinde ve Holding'deki odasında Üzdiyen'in de evi ve özel ofisinde arama yapıldı. Yücel'in evinde kız arkadaşımın babasına ait dediği bir ruhsatsız silah ile geçirildi. Şüphelilerle ilgili FETÖ'den tutuklu avukat R.A. Holding merkezinde toplantı yapıldı diye ifade vermişti. Holding'in Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu da 16 Aralık'ta FETÖ'ye yardımdan tutuklanmıştı. FETÖ'ye ikinci dalga akşamın manşetten girdiği haber başlığı olarak ön plana çıkıyor. Detaylar iç sayfalarda diyoruz ve Güneş'e geçiyoruz. Güneş gazetesinde manşet nedir diye soracak olursanız sevgili seyirciler hemen cevabını verelim sizlere. Yaşam tarzı değil, vardiya tarzı diye atılmış bir manşet var. Bakalım detaylarda neler var. DAEŞ'in Reyna saldırısının ardından üst akıl bu kez PKK'yı sahneye sürdü.
Büyük bir katliam planı yapıp İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristler, polislerin dikkati sayesinde hain emellerine ulaşamadan ancak çıkan çatışmada bir polis, iki kişi şehit oldu. Terör örgütü PKK'nın İstanbul ve Kayseri'deki saldırılarından sonra FETÖ Büyükelçi suikastıyla çirkin yüzünü göstermişti. Ardından da DAEŞ Reyna'da katliam yapmıştı. Bu alçak saldırı sonrası bazı çevreler yaşam tarzı tartışmaları yaparken terör vardiyası PKK devraldı. İzmir'i kana bulamak için harekete geçti. İzmir Bayraklı'daki adliye binasına bombalı araçla gelen iki terörist polislerin kendini durduracağını anlayınca panikledi. Yaya olarak kaçmaya çalışan PKK'lılar önce aracı havaya uçurdu, ardından da polisle çatışmaya girdi. Çatışmada bir polis ve bir adliye görevlisi şehit olurken teröristler ölü olarak ele geçirildi. Peki burada asıl mesele ne sevgili seyirciler? Hemen asıl mesele kutusu üzerinden yürüyelim. Beşiktaş, Kayseri, Ortaköy ve İzmir saldırılarının nedenini mi arıyorsunuz? Cevabı Türk askeri Münbiç'e de gitsin mi, gitmesin mi sorusunun içinde. İşte bunun için Kılıçdaroğlu heyecanla üst akıl yok dedi. Dün de sanki Amerika küçük elçisiymiş gibi Münbiç'e gidilmesin çağrısını yaptı. Reyna'dan sonra Amerin zamana neden durup dururken DAEŞ'le mücadele eden PYD'den söz ettirildi? Ve neden Obamacılar kıvranıp duruyorlar? Çünkü Trump'ın gelmesi 14 gün kaldı. Onun telaşı içindeler. Bazılarının PKK'ya olan bu düşkünlükleri halkı artık tiksindirdi. Ama Münbiç bir başlangıçtır. Afrin'den Kandil'e terör temizlenecek. Sıkıntılar işte burada. Asıl mesele de işte bu noktada sevgili seyirciler. Güneş'in manşetten girdiği haber başlığını sizlere aktarmış olduk. Yaşam tarzı değil, vardiya tarzı dedik ve sabaha geçtik. Sabah gazetesinde sevgili seyirciler manşet kahraman polis katliamı önledi olarak atılmış. Detaylarına bakalım neler var diyelim. Kalleş terör bu kez de FETÖ'ye ağır darbe vuran İzmir Adliyesi'ne hedef aldı. Polisin dikkati büyük bir katliam planını önledi. İki terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi deniyor haberde. İzmir Adliyesi'de hakim ve savcıların çıkış yaptığı C kapısının önüne mesai çıkışında bombalı araçla gelen teröristleri trafik polisi Fethi Sekin fark etti. Polis silahını çekince çatışma çıktı. Teröristler aracı patlatıp silahlarla adliyeye girmeye çalıştı. O sırada nöbet noktasında görevli diğer polisler de teröristlere ateş açtı. İki terörist öldürülürken 7 kişi yaralandı. Kahraman trafik polisi Sekin ve adliye katibi Musa Can şehit oldu. Hain teröristlerin içeri girip 8 el bombası, roket ve kalaşnikovlarla katliam yapmaları kahramanca önlenmiş oldu. İzmir valisi saldırıda PKK'yı işaret etti. Teröristlerin hedef seçtiği İzmir Adliyesi, TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik ilk operasyonu yapmasıyla biliniyor. Başsavcı vekili Okan Bato, generalleri gözaltına alacakken FETÖ darbeye kalkıştı deniyor haberde. Kahraman polis katliamı önledi. Ruhu şad olsun kahramanımızın sevgili seyirciler. Allah gani gani de rahmet eylesin diyelim ve son olarak gazete Habertürk'e geçelim. Noel Baba çalışan çıktı. Reyna'da servis elemanı diyor manşet gazete Habertürk'te. Reyna İdare Müdürü o sırrı aydınlatmış. Noel Baba kıyafetli kişi şirinlik yapmak isteyen servis elemanıydı diyor. Katliamda yeğeni Yunus Görmek'i kaybeden Reyna İdare Müdürü Işık Görmek dehşet gecesini Habertürk'e anlattı denir haberde. Yunus 100 lira harçlık çıkartmak için gelmişti yanıma. Maliyeden denetime gelen 3 memurla muhasebe odasındaydık, sonra mekana çıktım. Terörist kapıda ateş ettiğinde kendimi içeri atıp yere yattım. Yeğenlerimi ararken terörist koşarak geçti. Birkaç müşteriyle kendimizi çelik kapılı odaya kilitledim. Noel Baba kıyafetliyi gördüm. Müşterilere şirinlik yapmak isteyen servis elemanı arkadaşımızdı. Reyna Canisi'nin kaçışı aydınlandı öte yandan. Üzerini değiştiren terörist olay yerine gelen özel harekatçılara mutfakta rehineler var dedi. İlk 10 kişilik grup arasına karışarak dışarı çıktı deniyor haberde. Noel Baba çalışan çıktı. Reyna'da servis elemanı olduğu belirlendi. O esrarengiz Noel Baba kıyafetli kişinin sevgili seyirciler. Ve böylece sizlere 24 sabahın ilk bölümü günaydın kuşağımızda gazetelerimizde aktarmış olduk, özetlemiş olduk.
24 Sabahın ilk bölümü günaydın kuşağımızı böylece sonluyoruz sevgili seyirciler. Uyku mahurluğunu artık bir üzerimizden attığımızı. Efendim bir kez daha günaydın, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Tarih 6 Ocak, saatlerimiz 7. Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan haber başlıkları derlediğimiz 24 Sabah'a. 24 Sabah'ın ikinci bölümü güne başlarken hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yeni günün ilk ışıklarıyla başladık sevgili seyirciler. Saatler tam 6'yı gösterdiği an itibariyle yaklaşık 2,5 saatlik bir haber maratonuna merhaba dedik. Yeni güne başlarken bizleri tercih ettiğiniz için, evlerinize bizleri misafir ettiğiniz için dostu teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm 24 Sabah ekibi adına hemen ardımda görmüş oldunuz. İkinci bölümümüz güne başlarken sevgili seyirciler, rafine bir ikinci tur. Neler yapacağız? A'dan Z'ye tüm gelişmelerden haberdar olacağız. Peki ne şekilde? Az sonra ayrıntılarını izleyeceğiniz haber başkanının bir özetlerini vereceğiz öncelikli olarak. Geride bıraktığımız gün neler yaşandı? Bugün hangi gelişmelere gebe sorusunun cevabını alacaksınız? Bugün geçerliliğini sürdüren, devamlılığını sürdüren haber başkanını vereceğiz sizlere. Ta ki saatler 7.30'u gösterene kadar. Saatler 7.30'u gösterdiğinde artık mesai başlangıçları ve veya okul yolunu tutmak için evlerinizden çıkmanın vakti zamanı geldiğinde sevgili seyirciler sizler için meteoroloji ve ekonomiden notları vereceğiz. Bildiğiniz üzere bir kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışı hangi saat dilimlerinde etkili olacak vesaire güne dair meteorolojik bir raporlama da ekranlarınıza gelecek. Ardından da hemen masamda görmüş olduğunuz gazeteler A'dan Z'ye ekranlarınıza gelecek. Yeri gelecek sür manşet, yeri gelecek manşette olacağız. Türkiye gündemi, dünya gündemi, yaşama dair haber başlıkları ve spora dair başlıklar yine ekranlarınıza taşınıyor olacak. Böylece yeni güne başlarken tüm gelişmelerden haberdar etmiş olacağız sizleri. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bollukla, bereketle geçmesini temenni ettiğimiz bir günden bir kez daha günaydın, hayırlı uğurlu sabahlar bizlerden sizlere. Bir gözünüz kulağınız her sabah olduğu gibi bu sabah da 24 sabahın üzerinde olsun ve temenni ederiz ki 24 sabah yeni günde uğurunuz olsun. Hadi gelin özetler şimdi. Özet başlıklarımızda neler var hep birlikte bir görelim sevgili seyirciler. İzmir Adliyesi önünde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından polise ateş açan iki terörist öldürüldü. Çatışmada bir polis, iki kişi de şehit oldu. Saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen iki kişi ise gözaltına alındı. Öte yandan İzmir'deki hain saldırının ardından İzmir'e giden Başbakan Binali Yıldırım havalimanında açıklamalarda bulundu. Yıldırım saldırıyı PKK'nın planladığını, boyutu büyük, alçak bir saldırı olarak nitelendirdi durumu ve ekledi. Ne yaparlarsa yapsınlar bu mücadelenin galibi Türk milleti olacaktır. Keza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye üzerinde oynanan oyunları işaret etti. Türkiye'nin bölünmeyeceğini söyledi. Milleti tanımayanlar açsınlar, Çanakkale'ye baksınlar, varsa aynı bedeli ödemeyi göze alanlar buyursun gelsinler, hodri meydanda. Erdoğan Ortaköy'deki saldırıdan sonra yaşanan hayat tarzı eleştirilerine de sert çıktı. Öte yandan Amerika'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İncirlik'in kapatılması gündemimizde değil ama DAEŞ karşıtı koalisyon hava desteği vermiyor diye konuştu. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardında FETÖ'cü komutanlara ilk ceza Erzurum'da verildi. FETÖ üyeliğinden yargılanan iki eski komutan müebbet hapse mahkum oldu. Hepsi ve çok daha fazlasıyla ikinci kuşak 24 sabah güne başlarken detaylarla devam ediyor. Buyursunlar. İzmir Adliyesi önünde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından polise ateş açan iki terörist öldürüldü. Çatışmada bir polis, iki kişi de şehit oldu. Saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Bu arada sosyal medyada İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu iddialarını ise Başsavcı Mustafa Doğru yalanladı. Terör bu kez İzmir'de Türkiye'yi hedef aldı. Adliye girişinde önce bombalı araçla ardından silahlı saldırı düzenlendi. Çatışmada biri polis, iki kişi şehit oldu, iki terörist öldürüldü. Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi'ne girmek isteyen araç içerisindeki teröristlerle onu durdurup arama yapmak isteyen polisler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında bombalı araç teröristlerce patlatıldı. Patlamanın ardından iki terörist ellerindeki tüfeklerle ateş açtı. Adliye önünde görevli polis Fethi Sekin'in onlarla girdiği çatışma, adliyenin yanındaki bir inşaattan cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. (Gülüyor)
Teröristlerin hedefinde İzmir Adliyesi vardı. İlk önce bombalı aracı patlatacaklardı ve ardından silahlarla saldıracaklardı. Ancak teröristler ve o araç polislerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanan çatışmada o kahraman polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit düştü. İki terörist de öldürüldü. İzmir Valisi Erolay Yıldız da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Öldürülen iki teröristin üzerinden çıkan silah ve mühimmat hakkında bilgi verdi. Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında iki adet Kalaşnikov tüfek, ayrıca RPK-7 ve ona ait 8 tane fişek olmak üzere ve el bombaları, 8 tane el bombası bu şekilde ele geçirilmiş. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da saldırıya ilişkin konuştu. Polisimizin bu konularda tedbirli olması büyük bir kıyımı engelledi, dedi. Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz bu hususta gerçekten tedbirli. Gerçekten bunun eğitimini almış ve adliyeye doğru girmek için zorlayan aracı engellediler. Bir adliye çalışanımız ve bu engellemede en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu. Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır. İki kardeşimiz şehit olmuştur maalesef. Öte yandan güvenlik güçleri olay bölgesine yakında bulunan şüpheli bir aracı da kontrollü olarak patlattı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Simleri şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı. İki şüphelinin patlamada kullanılan araçla kontrollü olarak patlatılan aracı saldırganlara satanlar olduğu öğrenildi. Bu arada saldırının ardından sosyal medyada İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu yönündeki haberleri Başsavcı Mustafa Doğru yalanladı. Devam edelim sevgili seyirciler. İzmir'deki hain saldırının ardından İzmir'e giden Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklamalar geldi saldırıya ilişkin. Hemen bunları dinleyelim. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele. Ama bu mücadelenin mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti devleti olacaktır ve millet olacaktır. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısının ardından geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda böyle seslendi ve ekledi. Bu milleti bölmeyi asla başaramayacaklar. Şunu milletimiz bilmelidir ki, İzmirliler bilmelidir ki biz bu ülkeyi bölmek isteyen, bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacak. Çünkü milletimiz kardeşliği, birliği, beraberliği bozanlara katiyen prim vermiyor. Başbakan hain saldırıyı PKK'nın planladığını, kahraman şehit polisin daha büyük bir felaketi önlediğini ifade etti. Tabii bu olay yine bu alçak PKK terör örgütünün planladığı ve ele geçirilen silahlar mühimmata baktığımız zaman boyutunun çok ama çok büyük bir olay olduğu anlaşılıyor. Ancak özellikle polislerimiz, bilhassa trafik polisimiz Fethi Sekin arkadaşımız hayatını içe sayarak, hayatını, canını seve seve vererek büyük bir felaketi önlediği gibi bu alçak planı yapanların etkisiz hale getirilmesi için de çok büyük bir kahramanlık göstermiştir. Ve İzmir'imizi, birçok masum sivil hemşerimizi büyük bir
felaketten döndürmüştür. Başbakan Yıldırım, terör örgütlerinin artık vardiyalı çalışmaya başladığını söyledi. Yıldırım'ın vatandaşlara da çağrısı vardı. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra görevi diğerine veriyor, o bitiriyor, diğerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasıyla çalışıyorlar. Bu da terörün ideoloji, kutsalı, hiçbir değeri olmadığını açık şekilde gösteriyor. Bir olayı DEAŞ yapıyor, bir sonrakini geliyor PKK yapıyor, sonra sıra sende diyor FETÖ yapıyor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitişin arefesidir. Vatandaşlarımız normal hayatın akışını da değiştirmez. Eğer bunu yaparlarsa bu terör örgütlerinin emirlerine hizmet etmiş olurlar. Onların istediği de zaten hayatı yavaşlatmak, durdurmak, insanların tedirgin olmasını sağlamak, korkuya sevk etmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor. Havalimanındaki açıklamalarının ardından Başbakan Yıldırım, şehit polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın evlerine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakanın son durağı ise hastane oldu. Yıldırım, hain saldırıda yaralananları ziyaret ederek son durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de yaşanan terör saldırısının ardından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı mesajında İzmir'deki terör saldırısını kınandı. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma, toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz diyen Erdoğan, bu hain saldırılar güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları işaret etti. Türkiye'nin bölünmeyeceğini söyledi. Milleti tanımayanlar açsınlar, Çanakkale'ye baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan, buyursun gelsin Holcu Meydan dedi. Erdoğan, Ortaköy'deki saldırıdan sonra yaşanan hayat tarzı eleştirilerine de sert çıktı. Bu milleti tanımayanlar açsınlar, Çanakkale'ye baksınlar. Açsınlar, İstiklal Harbi'mize baksınlar. Bu milleti tanımayanlar daha da geriye gidip Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımızı buna baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin Hodri Meydan diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye üzerinde oyun planlayanlara meydan okudu. Türkiye'yi bölemeyeceksiniz dedi. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de ne işimiz var söylemine tepki gösterdi. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil, Halep'te, Hatay'da değil, İdlib'te, Mersin'de değil, Kıbrıs'ta, Kars'ta değil, Nahçıvan'da, Artvin'de değil, Batum'da, Trakya'da değil, Balkanlar'da başlar. Bunu böyle bir. Erdoğan bölgedeki sorunları çözmek için Türkiye'nin hem sahada hem de masada olmaya devam edeceğini özellikle ifade etti. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız. DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Şayet biz bu tehditleri
oralarda karşılamazsak, oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını koruyamazsak, kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yoluna birlik ve beraberlik ruhuyla devam edeceğini söyledi. Hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı. Ama başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle olamayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar. Amerika'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, şu anda incelik üssünün kapatılması gündemde değil ama özellikle DAEŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının da bir anlamı yok dedi. Koalisyonun hava desteğini görmüyoruz. Madem DAEŞ'le mücadele etmek için bir koalisyon oluşturduk, Türkiye'de fiziki imkanlar sağladı. Peki niye destek vermiyorsunuz? Amaç ne? Ne istiyorsunuz? Şimdi Rakka'dan Elbap'a doğru gelen ve Elbap'ta yani ilave güç olarak gelen DAEŞ unsurları var. O güzergahta koordinatları veriyoruz. Niye vurmuyorsunuz? Şimdi bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi? Şimdi bunlar olmayınca da bu sefer halkımız da soruyor. Madem destek vermeyecekler, İncirli güçsünü niye kullanıyorlar? Bu da son derece haklı bir soru ya da sorgulama. Yani şu anda kapatılması, İncirli güçsünün kapatılması gündemde değil. Ama bu özellikle buraya gelip DAEŞ için buraya gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının da bir anlamı yok. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü komutanlara ilk ceza Erzurum'da verildi. FETÖ üyeliğinden yargılanan iki eski komutan müebbet hapse mahkum oldu. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu iki FETÖ'cü komutanla avukatları katıldı. Mahkeme, örgütün sözde Erzurum Sıkı Yönetim Komutanı olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak'la Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Türkiye'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin komutanların yargılandığı ilk davada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istemişti. Güne başlarken detayları aktarmayı sürdürüyoruz. Keçiören metrosunda mutlu son diyerek devam edelim. 13 yıl süren Keçiören metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıldı. Yıllardır devam eden metronun açılışı devletin zirvesinde de espri konusu oldu. Metro hattını bizzat kendi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiörenlere müjde verdi. Hat ücretinin 2,5 lira olacağını ve bu ayın 15'ine kadar ücretsiz olacağını açıkladı. 13 yıllık hasret bitti ve Keçiören Kızılay metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapmasıyla birlikte hizmete girdi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah! Hem biraz geç hem de biraz güç olan bu projenin nihayet bitirilmiş olmasını en az sizler kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu metro biraz uzadı. Başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu. Tam 13 yıl sürdü ve nihayet mutlu sona ulaşıldı. Keçiören metrosu açıldı. Keçiören Kızılay metrosunun yıllar süren inşaat süreci devletin zirvesinin de gündemindeydi. Başbakan Yıldırım, gençlerin sosyal medyada espri konusu haline gelen "Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" sözlerini hatırlattı. Gençlere yeni bir slogan bulun çağrısı yaptı. Gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü. Nedir o? Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, aman hiç bitmesin.
Bundan doğrusu çok etkilendim. Ama gençlerin için de yeni bir tavsiyem var. Siz yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin, devam etsin ama Keçiören metrosu bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiörenlilere metro ücretine ilişkin müjde de verdi. Bir müjde o zaman verelim. Fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi. Ayın 15'ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Açılışı Başbakan Yıldırım'la birlikte yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan'la metroda incelemelerde bulundu. Bizzat metroyu kendi kullandı. Günde 800 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak Keçiören metrosu Ankara'nın en büyük yatırımlarından biri. Ulaştırma Bakanlığımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre 300 milyon dolar yani 1 milyar TL'lik Türk lirasılık bir yatırım. Şu anda yapılan yatırım. Aynı zamanda da 2017'nin de en büyük yatırımı. Ve yıllardır bugünü bekleyen Keçiörenliler trafik çilesinin bitmesinden son derece mutlu. Trafiği rahatlatacağını düşünüyor musunuz metro? Evet, evet düşünüyorum. %100 çözüm. Çok felç bir trafiği vardı. Şimdi açılacak Allah'ın izniyle. Çolukla çocukla perişanlık sıkıntı çekiyorduk. Çoluğumuz çocuğumuz rahat edecek. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi yapıların ihyası için çalışmalara hız verildi diyelim şimdi de. İlçedeki 14 ana tarihi yapının restorasyonu için yaklaşık 13 milyon lira bütçe ayrıldı. PKK'lı teröristlerin yakıp yıktığı tarihi eserlerde şu sıralar yoğun bir restorasyon çalışması var. Anadolu'nun kültür mirası 14 tarihi eser. PKK'lı teröristlerce her birine saldırı düzenlendi. Yakıldı, yıkıldı. Şimdi o eserleri ayağa kaldırmak için hummalı bir çalışma var. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hem İslam hem de Hristiyan alemi için manevi ve mimari değeri yüksek tarihi eserler, terör örgütü PKK'nın hendek kazarak terör estirdiği günlerde büyük zarar gördü. Hadi, hadi. Teröristlerin temizlenmesinin ardından hükümetin başlattığı projeyle Sur için dev bir bütçe ayrıldı. Restorasyonu süren tarihi eserlerden biri de Osmanlı yapısı Kurşunlu Camii. Sur ilçesinde en çok zarar gören tarihi yapılardan yani 500 yıllık tarihi cami Kurşunlu Camisi'ndeyiz. Ve bu Kurşunlu Camisi'nin onarımı için de uzun bir süreden beridir çalışmalar devam ediyor. Ve buradaki çalışmalar tarihi dokuya uygun olarak yapılıyor. Kurşunlu Camii'nin dışında tarihi ilçedeki dört ayaklı minare olarak bilinen Şeyh Mutahhar Camii ve Keldani Kilisesi'nin de aralarında bulunduğu 14 eser restore ediliyor. Tarihi yapıların kısa sürede hizmete açılması için yoğun bir çalışma yapılıyor. Ülke genelinde hüküm süren zor kış şartları nedeniyle kan bağışında yaşanan düşüş kan stoğunda alarma neden oldu. Kızılay Başkanı Kerem Kınak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ise gönüllüleri harekete geçirdi. Kısa sürede kan bağışı sayısında artış yaşandı. Kan bağış noktalarımıza gelen bağışçılarımızın sayısında dramatik bir düşüş oldu. Zorlu kış koşulları Kızılay'ın kan stoklarını alarm seviyesine düşürdü. Kızılay Başkanı Kerem Kınık çağrı yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı kısa sürede sonuç verdi. Kan bağışlamak isteyenler Kızılay'ın kan bağış merkezleri, mobil kan bağış merkezleri ve hastanelerin yolunu tuttu. Twitter'dan gördük çağrıyı. Arkadaşımla beraber biz de vermek istedik. Sürekli ihtiyaç tabii. Vermek lazım bir de kış ayı. Vatandaşlarımızın tepkisinden çok memnunuz. Duyarlılık her zaman çok üst seviyede ama hala hastanelerin kan ihtiyacını karşılama anlamında yetersizliğimiz söz konusu. Dediğimiz gibi katılan herkesten çok teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. En başta insanın kendi sağlığı için çok çok önemli bir şey bu.
Yılda en az 3 kere vermek lazım zaten. Kan vermek isteyenler kısa süreli bir prosedürden geçiyor. Kan bağış işlemi ortalama 15-20 dakika arasında sürüyor. Form doldurma işlemi 1-2 dakikasını alacak kişinin. Ama bunun doldurulması hani beyan anlamında çok önemli olduğu için, geçirilmiş hastalıkların, kullanılan ilaçların beyanı konusunda önemli olduğu için form doldurması tabii ki mecburi. Sonra vital bulgur alınıyor. Doktorumuz kısa bir muayene geçirdikten sonra kan bağışına uygunsa donörümüzü alıyoruz. Ve kan verme işlemi başlıyor. Çağrılar yapıldı. Kan sıkıntısı var denildi. Onun üzerine geldik. Arkadaşımla birlikte geldik. Benden almıyorlar maalesef kan. Şu an yani birkaç test yaptırmam gerekiyor. O yüzden ondan sonra daha sonra geleceğim. Eşimle beraber bugün Kızılay'daydık. Hiç olmazsa kan bağışımızı yapalım dedik. Kendisi yapamadı şu anda. Kızılay ilgiden memnun. Ancak kan stoklarının yeterli düzeye ulaşıncaya kadar bağışların devam etmesi gerekiyor. Ülke genelindeki 250 kan bağışı noktasında 18-65 yaş arası sağlıklı gönüllülerin bağışları için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu yıl ilk kez üniversite sınavında öğrenciler kısa cevaplı soruları yanıtlayacak sevgili seyirciler. ÖSYM öğrencilerin yeni uygulamayı daha iyi anlayabilmeleri için internet sitesinde çözüm tüm testlerde yer alacak örnek soruları öğrencilerin erişimini açtı. Lisans yerleştirme sınavlarında yeni bir dönem başlıyor. 10-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak LYS'de farklı bir soru yöntemi denenecek. Üniversite sınavında bu yıl ilk kez kısa cevaplı soru yöntemi uygulanacak. Öğrenciler tüm testlerde bir sayı, bir kelime ya da bir cümleden oluşan soruları yanıtlayacak. ÖSYM tarafından internet sitesinde yayımlanan kısa cevaplı soru, bir başka deyişle açık uçlu soru yönteminde adaylar ilgili kutucuklara cevaplarını kodlayacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak. Adayların salondan çalışmaları kesinlikle yasaktır. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri ise çıkarılmayacak. 5 sınavdan oluşacak LYS'de matematik testinde 3, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, felsefe ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinde 1, Türk dili ve edebiyatı testinde ise 2 açık uçlu soru bulunacak. Ve sigara yasağının kapsamı genişletiliyor. Buna göre açılabilir tavanı veya yarısı açık camekanlı bahçelerde de sigara içilemeyecek. Düzenleme için Sağlık Bakanlığı son detayları ele alıyor. Sigara tiryakilerine kötü haber. Dumansız hava sahasının kapsamı genişliyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme ile sigara içilebilen alanlarda bazı değişikliklere gitti. Buna göre artık bahçesi bulunan mekanların açılıp kapanabilen alanlarında da sigara içilemeyecek. Yeni düzenlemede öne çıkan ayrıntı şu: eğer bir kafe, pastane veya bir restoranın bahçesinde bu tarz şekilde bir açılabilir tavan veya hemen arkamda gördüğünüz şeklinde bir tente varsa işte oralarda da sigara içilemeyecek. Sağlıklı yaşam alanlarını genişletmek amacıyla yapılan düzenleme kısa sürede hayata geçecek. Uygulamayı haklı bulanlar ise çoğunlukta. Sigara kullanıyorum. Sigara kullanmıyorum. Süper. Peki bu tarz alanlarda sigara içilmemesi için ne dersin? Sigara içilmemesi için sonuçta biz de o kafeleri kullanıyoruz. Biz de rahatsız oluyoruz. Bir de insanlar anlayamıyorum, bu soğuk havada neden dışarıda bir ısıtıcının altında oturup kafede hem sigara içmek adına neden üşüyorlar veya neden hasta oluyorlar? Bence çok güzel bir uygulama. Sonuç olarak biz sigara içmiyoruz ama sonuç olarak arkadaşlarımızdan içenler var. Gidiyoruz zorla, yani oturuyoruz. Hem üşütüyoruz hem sağlığımızdan oluyoruz. Bence hiç kimse içmemeli. Bahçede tentesi olan kafeler var ya, oralarda da sigara içilmeyecek. İçilmesin, ben de bırakacağım. Bırakır mısın öyle bir durum? Bırakırım. İçmiyor. Daha önce niye bırakmadın? Ya insan sağlığına zararı varsa bırakacağız. Doğrudur. Uyarız. Peki zor olmayacak mı sigara içen biri olarak sizin için? Her zorluğun altından gelebiliyoruz. Belki bunun da üstesinden gelir. Sağlık ve maddi açıdan da rahatlarız belki de. Bence mantıklı, içilmesin ya. Komple bırakılsın. Ama yasağa itirazlar da yok değil. Açık alansa bahçeli alanlar içilebilir yani. Çünkü bir anda bırakılacak bir şey değil sigara sonuçta. İçmeyen insanları zehirlemektense bahçe alanlarında, park köşelerinde içilebilir yani. Kafelerde artık sigara içilmeyecek. Bu sizin işinizi olumsuz etkiler mi? Yok, bizim işin için iş bozulacak. Para daha mı az kazanacaksınız?
Tabii ki daha çok az kazanacağız. Sigara yasağı yalnızca bununla da sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda çocukların faydalandığı tüm açık alanlar, insanların kullandığı yürüyüş yolları, spor aletlerinin bulunduğu egzersiz alanlarında da sigara içmek yasağına dahil edilecek. Sigara satışına ilişkin yeni bir düzenleme yolda. Sigara satışlarının artık kapalı dolaplarda yapılacağı ve marketlerde bakıldığı zaman görünmeyecek biçimde satılması gündemde. Sigara paketleri üzerinde bulunan marka isimleri de yine yasak kapsamında kapatılacak. Özellikle kış aylarında görülen ve kısa zamanda da yataklara düşüren grip bugünlerde kol geziyor. Sıradan bir hastalık gibi görünse de bu salgını atlatabilmek hayli güç sevgili seyirciler. Hastane koridorları grip şikayetiyle gelen hastalarla dolup taşıyor. Peki bu salgına yakalanmamak için ne yapmak lazım ya da nasıl kolay atlatılabiliyor? Yanıt haberimizde. Aferin Dinicika. Halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve ateş. Soğuk kış günlerini kabusa çeviren bu rahatsızlıklar gripin en çok rastlanan belirtileri. İlk önce eşim hastalandı. O iyileşti. Arkasından oğlum daha anaokuluna giden oğlum var. O da hasta şu an. O da öksürüyor. Hafif öksürükler başladı. Hastanelerin acil servisleri ise grip şikayetiyle gelenlerle dolu. Evet, çok kalabalık. Ne kadardan beri? Bayağı bir kalabalık. Burada kaç kişi var? Şu anda en aşağı elimizde 50 kişi var. Evet Yoğun abi. Siz az önce girdiniz. Evet çocuk. Beklemem mi? Evet. Grip tedavi edilirse 7 günde. Edilmezse 1 haftada geçer sözünden de anlaşılacağı üzere iyi bir beslenme ve istirahatle kendi kendine de iyileşebiliyor. Ama ya önleyemezsek? Grip mikrobunun en çok sevdiği yerlerin başındaysa kapalı alanlar geliyor. Hava soğuk olduğu için kapalı ortamlarda daha çok oluyoruz zaten. Yan yana durmak, hasta kişinin yakınında olmak, hasta kişinin öpmesi, el sıkışmak, yakın temas bunu arttırıyor tabii. Peki grip aşısı gribi önlemede ne kadar etkili? Grip aşısı yaptırdınız mı? Yaptırdım. Ne zaman yaptırdınız? Valla 4-5 ay oldu. Ben Almanya'dayım. Her sene yaptırıyor. Ben olmadım, hayır. Peki bebek oldu mu? Çoğu, kimisi illa olsun diyor grip aşısı, kimisi olmasın diyor. O bakımdan tereddüt ettim, olmadım bu sene. Vücudun %100 bağışıklık kazanması her zaman mümkün değil. Ama gene de büyük oranda etkili. Muhakkak ki riskli kişilerin grip aşısı olması lazım. Ama olduğunuz fakat %100 korunacağınız anlamına gelmiyor bu. Gripten korunmanın yoluysa oldukça basit. İyi beslenmek, günlük özellikle çocuk doktorum ben, çocuklarımızın sütünü, yoğurdunu, yumurtasını yemesini sağlamak. Beyaz hüzün olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatı'nda vatanı uğruna can veren kahramanlar bu yılda anılacak. Şehitlerin ruhunu yaşatmak adına kardan heykeller yapılıyor. O heykeller pazar günü yapılacak yürüyüşe kadar tamamlanmış olacak. Ellerde testereler, kürekler. Bu hummalı çalışma Sarıkamış şehitleri için. Sarıkamış harekatında vatan uğruna can veren kahramanlar bu yılda anılacak. Pazar günü 81 ilde şehitleri anma yürüyüşleri düzenlenecek. Anma törenlerinin merkezi Sarıkamış'ta ise şehitlerin kardan heykelleri yapılıyor. İnşallah sonuç güzel olur. Biz de bir nebze olsun atalarımızı burada anmış olacağız. Bölgeye tam 100 kamyon kar taşındı. Şehit askerlerin donan yüzlerinin yansıtılacağı heykeller için yığılan kar kütleleri kepçelerle bir araya toplandı. Daha sonra Kafkaslı Atatürk Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisiyle öğrenci tarafından heykellerin yapımına başlandı. -20-25 dereceleri buluyor soğuk hava. Zorlanıyoruz ama yine de şehitlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve o ruhu yaşamak istiyoruz. Yaşıyoruz da daha doğrusu. Kardan şehit heykellerinin açılışı 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Sırada bir özel haberimiz var sevgili seyirciler. İstanbul'dan yolu Aksaray'a düşenlerin çok yakından tanıdığı bir bina vardı. İSKİ hizmet binası yaklaşık bir yıl önce yıkıldı. Yerine yeni planlanan inşaat başlamayınca arazi madde bağımlılarının toplanma merkezi oldu. Şimdi hem çevre esnafı hem de vatandaşlar yol kesip para isteyen madde bağımlılarının saldırısına uğramaktan korkuyor. Müzik
para istiyorlar, pul istiyorlar. Yani devamlı rahatsız ediyor yani. Hani insanlardan rahatsız ediyorlar, insanları gelip böyle para istiyorlar. Ateşin etrafında toplanmış, parti veriyor havasındalar. O sırada çoğunun aklı başka dünyalarda. Madde bağımlıları hem kendilerine zarar veriyor hem de çevreye korku salıyor. Aksaray'da eski binasının bulunduğu alandayız. Yaklaşık 1,5 yıl önce binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Madde bağımlıları da burayı mesken edindi ve çevre esnaf bu durumdan oldukça rahatsız. Ateşin etrafında o sırada 10 kişi var. Zaman zaman bu sayı artıyor ya da azalıyor ama artık bu mekanı kendilerine adres bellemişler. Yıkıldığı andan itibaren burası tıraşın yuvası oldu, yani merkez oldu. Yani bunu bütün buradaki esnaflar rahatsız zaten bu durumdan. Yani bir çözüm de bulunamadı daha. Ben aynı zamanda akşam burada ham bekçiliği yapıyorum. Şimdi dışarıdan bir şey almaya kalktığı zaman her an karşına çıkabilir. Kapkaççısı dolu, hırsızı dolu. İnsanlar daha dolaşamıyor, özgür şekilde dolaşamıyor. Esnaf rahatsız, iş yapamıyor. Yani sıkıntılı. Aksaray'daki İSKİ binası için yıkım yapıldı ancak inşaat başlamadığı için arazi madde bağımlılarının buluşma noktası oldu. Hem esnaf hem de çevreden geçenler bu durumdan çok rahatsız. Ne zamandan bu yana buradalar? 3-4 aydır buradalar. Yani. Çok rahatsız oluyoruz. Kaç sefere dile getirdik, ilgilenen yok. Ne yapıyorlar mesela? Nasıl rahatsızlık veriyorlar? Rahatsızlık veriyor işte insanlara. Yolu kesiyorlar, para alıyorlar. Aile geçemiyor. Yani o tarz şeyler. Bu da sizin işlerinizi. Esnafı etkiliyor. Esnaf hep şikayetçi. Ve bir an önce çare bulunmasını istiyorlar. Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın. Zira Balkanlardan yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Yani soğuktu, daha da soğuk olacak. Kar sıfırın altında 28 dereceyi gördü. Araçlar, çeşmeler buz tuttu. Ekipler tuzlama çalışması yaptı. Çetin kış şartları Muş'ta Hamur Pet Gölü'nü dondurdu. Bazı vatandaşlarsa ekmek parasını buzun altından çıkarıyor. Motorlu testereyle kestikleri gölde balık avlıyor. Ekmeğimizi buzun altından çıkarıyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Burası bizim ekmek teknemiz. Norveçli balıkçı değil onlar. Üniversite öğrencileri. Zaten burası da Uşak. Taşyaran Vadisi üzerinde kamp kurup balık tutmanın keyfini yaşadılar. Henüz daha balık tutamadık ama biraz da az önce arkadaşım gördüğünü söyledi, balıklar buzun altından geçiyormuş. İnşallah biz de bu tarafa doğru kayaların dibine gelirse tutmayı düşünüyoruz balıkları. Burası da Adıyaman. Gündüz eksiyonu gören Çelikhan ilçesindeki Çatbaraj Gölü de buz tuttu. İstanbul ve Ankara için cuma günü kar alarmı verildi. Kar hafta sonu da devam edecek. Gündüz en yüksek sıcaklığın ise sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Evet sevgili seyirciler, İstanbul'a kar yeniden geliyor. Soğuk ve yoğun kar yağışının bugünden itibaren Marmara'yı etkilemesi bekleniyor. Kar yağışı cumartesi günü İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. Bugünden itibaren soğuk hava sisteminin etkisiyle sağanakların Trakya'da yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Marmara bölgesini etkileyeceği öngörülüyor. Tahmine göre kar yağışı cumartesi günü İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerini etkileyecek. Pazar günü ise Trakya ile Ege kıyıları ve Akdeniz hariç yurdun tamamında etkili olacak. Hava sıcaklıkları kar yağışlı bölgelerde bugünden itibaren hissedilir ölçüde düşecek. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te de cuma günü başlayacak kar yağışıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteorolojiye dair özetlemelerimiz bu şekilde sevgili seyirciler. Peki ya grafikler neler diyor? Bir de grafikleri görelim. We'll be right back.
8 Haşar 24 Sabah devam ediyor. Güne başlarken kuşağında piyasalar açılmadan borsa ve para piyasalarına istinaden haftanın son işlem gününde notlar ne şekilde olacak? İşte bu sorunun cevabını ekonomist İhsan Memiş'ten alacağız. İhsan Memiş her sabah olduğu gibi bu sabah da 24 Sabah'ta telefon hattımızda. Günaydın İhsan Memiş. Günaydın. İyi sabahlar. İyi yayınlar hocam Gökay Bey. Teşekkür ediyoruz. Neler aktaracaksınız bizlere bugüne dair? Beklentiler ne yönde? Haftayı nasıl kapatacağız? Biraz dalgalı bir seyirde ki haftayı tamamladığımızı söyleyebilirim. Borsa İstanbul 76.386 puanda haftayı tamamlamıştı. Özellikle bugünkü seyirin 76.000-77.000 aralığında bir yerde haftayı tamamlamasını tahmin ediyoruz. Çünkü dolar kuru yurt içi piyasalarda 3.60 puanının üzerinde dün seyretti. Akşam saatlerinde her ne kadar 3.58 puanına kadar gerilemiş olsa da tekrar yeni güne 3.60 lira seviyesinden başladığını gözlemliyoruz. Dolar kurundaki bu yükselişlerimiz tekrar kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden hem yatırımcılarımıza hem döviz alacak vatandaşlarımıza bu seviyelerden bir maliyet yapmamalarını ve dövizden uzak durmalarını tekrar tavsiye ettiğimizi belirtmek isterim. Tabii euro dolar paritesi bu hafta toparlanma isteğinde 1.06 bandına kadar yükselmişti. Şu anda 1.0588 bandından güne başladığını gözlemliyoruz. Tekrar euro dolar paritesindeki toparlanma isteğimiz devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ondan sebep 1.05-1.07 bandını takip etmeye devam edeceğiz. Altın ons fiyatı hafta boyunca toparlanma isteğinde oldu. Tepki alımlarıyla birlikte 1.180 dolar seviyesine kadar yükseldi. Haftanın son işlem günündeyiz. 1.178 dolar seviyesinden güne başladı. Altının ons fiyatında ve altının gram fiyatında bugünden itibaren sert kar satışları olabilir diye tahmin ediyoruz. Çünkü bugün Amerika tarafından tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Dolayısıyla emtia fiyatları baskı altında kalabilir diye tahmin ediyoruz. Altın ons fiyatı haftaya 1.170 dolar, 1.168 dolar seviyesini tamamlayabilir. Gram altın TL fiyatı bu hafta en çok yükselen, yatırımcısına en çok kazandıran emtia oldu. 137 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 136.37 lira seviyesinin açılış yaptığını gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatı da dolar kurundan ve altın ons fiyatından almış olduğu destekle bu seviyelere geldi. Biz gram altın TL fiyatında aynı dolar kuru gibi yükselişlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Bu seviyelerin yatırımcısına satış fırsatı verdiğini tahmin ediyoruz. Altının gram fiyatında alışları için kesinlikle 125 lira seviyesine kadar düşüşlerde alım yapılmasını tavsiye etmeye devam ediyoruz. Ve Brent petrol varil fiyatı yatay bir seyirde haftayı tamamlıyor. 56.82 dolar seviyesinden güne başladı. Bir miktar toparlanma isteği olabilir. 57 dolar seviyesini takip etmiş olacağız. Hafta boyunca özellikle dolar kurundaki ve altın fiyatlarındaki yükselişler dikkat çekti, ancak her ikisi de yatırımcısına satış fırsatı verdiği için biz yatırımcılara tekrar Türk lirasında kalmalarını tercih etmelerini tavsiye etmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz İhsan Memiş aktardığınız bilgiler için ve değerlendirmeleriniz için. Sevgili seyirciler, güne başlarken açılışımızda da belirttiğimiz üzere kuşağımızın sonuna doğru gazetelerimizde sıra olacak ve yeri gelecek sür manşette, yeri gelecek manşette olacağız. A'dan Z'ye tüm gazetelerimizi ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye gündemi, dünya gündemi derken yaşama dair başlıklar ve spora dair başlıklar da yine gündemimizde olacak. Star'la başlayalım, Star'ın manşetini görelim. Reyna'daki terör saldırısında 5 kuşku, 5 şüpheden bahsediliyor Star'ın manşetten girdiği haberde. Peki bu 5 maddelik şüphe listesinde neler var? Hadi gelin bir görelim onu. Kurtulanların farklı ifadeleri, ölenlerin kimlikleri ve saldırıyla ilgili gelen çelişkili bilgiler katliamın ardından korkunç şüpheleri gündeme getirdi. Suudi vatandaşı Hasan Kaşıkçı El Arabiya'ya anlatıyor. Biri kadın, 3 saldırgan vardı. Rastgele ateş etmediler, masaların arasında gezip hedef alarak bize saldırdılar diyor. Ölenlerden Rita Şami, Lübnanlı ünlü iş adamı ve Hizbullah finansörü Şami ailesinin kızı. Diğer yabancıların ise ekonomik ve politik kimlikleri dikkat çekiyor. Reuters'a konuşan Reyna'nın barmeni Mehmet Yılan, içeri girer girmez sola döndü, yeri iyi biliyordu, denize bile ateş etti, gemilerin yanaşmasını istemiyordu diyor. İngiliz Daily Mail'de saldırının ardından ilk paylaşılan fotoğraflar Zwilando'nun Twitter hesabına ait. Arap karşıtlığıyla tanınan Zwi, fotoğrafları olay sonrasında siliyor. Reyna'daki 5 kuşku bu şekilde ön plana çıkartılmış. Öte yandan
Şu esrarengiz Amerikalı'ya da bir göz atalım sevgili seyirciler. Hemen fotoğrafta görüyorsunuz. Amerikalı Jacob William Rock, Yakup adıyla rezervasyon yaptırmış. Yaralı kurtulduğu söyleniyor ancak hiç kan gözükmüyor. Askeri okul mezunu ve şapkasında da askeri istihbarat arması bulunduğu belirtiliyor. Reyna'daki 5 kuşku işte böyle sıralanmış, sarı manşetten girdiği haber başlığında. Bakalım önümüzdeki günler bu kuşkuları aklı çıkaracak mı, çıkartmayacak mı, hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Akşama geçelim. Akşam gazetesinin manşetinde ne var? FETÖ'ye ikinci dalga diyor. Şimdi Doğan grubuyla FETÖ arasındaki organik bağ ilişkin çözülmeye artık yaklaşılan bu bağ ilişkin derlenmiş bir haber başlığı. Hemen detaylandıralım. Doğan Holding'e Şafak'ta FETÖ baskını. Ankara temsilcisi tutuklanan Holding'in baş hukuk müşaviriyle eski yöneticisi dün gözaltına alındı. İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen terörle mücadele ekipleri dün sabah Doğan Holding'in baş hukuk müşaviri Erem Turgut Yücel ile eski yöneticisi Yahya Üzdiyen'e gözaltına aldı. Yücel'in evinde ve Holding'deki odasında, Üzdiyen'in de evi ve özel ofisinde arama yapıldı. Yücel'in evinde kız arkadaşımın babasına ait dediği bir ruhsatsız silah ile geçirildi. Şüphelilerle ilgili FETÖ'den tutuklu avukat R.A. Holding merkezinde toplantı yapıldı diye ifade vermişti. Holding'in Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu da 16 Aralık'ta FETÖ'ye yardımdan tutuklanmıştı. Akşamın manşetten girdiği haber başlığını sizlere böylece aktarmış olduk dediklerini sonra Güneş'e geçiyoruz sevgili seyirciler. Güneş gazetesinde manşet neydi hemen hatırlayalım. Yaşam tarzı değil, vardiya tarzı. Diyarşın Reyna saldırısının ardından üst akıl bu kez PKK'yı sahneye sürdü. Büyük bir katliam planı yapıp İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristler, polislerin dikkati sayesinde hain emellerine ulaşamadı. Ancak çıkan çatışmada bir polis, iki kişi şehit oldu. Terör örgütü PKK'nın İstanbul ve Kayseri'deki saldırısından sonra FETÖ Büyükelçisi suikastıyla çirkin yüzünü göstermişti. Ardından da DAEŞ, Reyna'da katliam yapmıştı. Bu alçak saldırı sonrası bazı çevreler yaşam tarzı tartışmaları yaparken terör vardiyasını PKK devraldı. İzmir'i kana bulamak için harekete geçti. İzmir Bayraklı'daki adliye binasına bombalı araçla gelen iki terörist polislerin kendini durduracağını anlayınca panikledi. Yaya olarak kaçmaya çalışan PKK'lılar önce aracı havaya uçurdu ardından da polisle çatışmaya girdi. Çatışmada bir polis ve bir adliye görevlisi şehit olurken teröristler ölü olarak ele geçirildi. Peki asıl mesele ne sevgili seyirciler? Şu analizi de bir aktaralım sizlere yapalım. Beşiktaş, Kayseri, Ortaköy ve İzmir saldırılarının nedenini mi arıyorsunuz? Cevabı Türk askeri Münbiç'e de gitsin mi gitmesin mi sorusunun içinde arayın. İşte bunun için Kılıçdaroğlu heyecanı üst akıl yok dedi. Dün de sanki Amerika küçük elçisiymiş gibi Münbiç'e gidilmesinin çağrısını yaptı. Reyna'dan sonra Amber'in zamana neden durup dururken DAEŞ'le mücadele eden PYD'liler söz ettirildi. Ve neden Obamacılar kıvranıp duruyorlar sizce? Çünkü Trump'ın gelmesine 14 gün kaldı. Onun telaşı içindeler. Bazılarının PKK'ya olan bu düşkünlükleri halka artık tiksindirdi. Ama Münbiç bir başlangıçtır. Afrin'den Kandil'e terör temizlenecek, sıkıntıları işte tam da bu sebepten ötürü. Asıl mesele bu. Yaşam tarzı değil, vardiya tarzı dedik Güneş'in manşetiyle. Ve sabaha geçtik. Sabah gazetesinde ise göstericiler, kahraman polis katliamı önledi diyoruz sabahın manşetiyle. Kalleş terör bu kez de FETÖ'ye ağır darbe vuran İzmir Adliyesi'ni hedef almıştı hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Acısı yüreğimizde. Polisin dikkati büyük bir katliam planını önledi. İki terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. İzmir Adliyesi'nde hakim ve savcıların çıkış yaptığı C kapısının önüne mesai çıkışında bombalı araçla gelen teröristleri trafik polisi Fethi Sekin fark etti. Polis silahını çekince çatışma çıktı. Teröristler aracı patlatıp silahlarla adliyeye girmeye çalıştı. O sırada nöbet noktasında görevli diğer polisler de teröristlere ateş açtı. İki terörist öldürülürken 7 kişi yaralandı. Kahraman trafik polisi Sekin ve adliye katibi Musa Can şehit oldu. Hain teröristlerin içeri girip 8 el bombası, roket ve kalaşnikovlarla katliam yapmaları kahramanca önlenmiş oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim sevgili seyirciler. Kahraman polisimizi de yürekten bir kez daha minnettar olduğumuzu dile getirelim. Ruhu şad olsun. Kahramanımız yine
Gazete Habertürk'te de bu kez sürmanşette. Devam edelim aktarmaya. Bombalı araç ve silahlarla İzmir Adliyesi'ne katliama giden PKK'lı teröristleri fark eden trafik polisi Fethi Sekin'i görüyorsunuz sürmanşet gündeminde sevgili seyirciler Gazete Habertürk'te. Mermisi bitene kadar çatıştı ve büyük bir facia yönetti. İzmir Adliyesi'nde hakim ve savcıların kullandığı C kapısına dün 16.10 sıralarında giden araç trafik polisi Fethi Sekin'in dikkatini çekti. Sekin araçtan inen hainlerin peşine düştü. Kaçmaya çalışan teröristler ateş açtı, bombalı aracı uzaktan kumandayla patlattı. Kahraman polis Sekin, mermisi bitene kadar iki teröriste çatıştı, birini öldürdü. Diğerini de etkisiz hale getirildi. PKK'ları fark edip büyük bir katliamın önüne geçen Sekin şehit düştü. Zabıta katibi Musa Can da şehit oldu. Teröristler ise Mardin kırsalında. Gazete Habertürk, kahramanımız sürmanşetiyle ön plana çıktı dedikten sonra 20 kilometreyi geçmeyin demeleri boşuna değil diyelim ve Yeni Şafak'ın bu kez sürmanşetini verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizde patlayan bombalarla Irak ve Suriye'de oynanan oyun arasındaki ilişkiyi gayet iyi bildiklerini söyledi. Erdoğan adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör aracılığıyla canımızı yakmanın hesabı içinde DAEŞ'in tepesine bindiğimizde Suriye'de 20 kilometreyi geçmeyin demeleri de boşuna değil diyor. Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetinden bir iki notu hemen verelim. Sigara giderek hapsoluyor sevgili seyirciler. Türkiye'nin sürmanşetinde detaylarda. Marketler sigarayı kapalı dolapta satacak. Kafe ve restoranların üstü açık bölümlerinde bile sigara içmek artık yasak hale gelecek. Öte yandan ekonomiden bir başlık. Altın uçuyor. Altın yatırımcısı mutlu. Gram fiyatı 137 lira sınırına dayandı. Çeyrek dün 222 TL'den işlem gördü. Cumhuriyet'te 920 lirayla rekor kırdı. Ve son olarak da Milliyet Gazetesi'nden spora dair bir başlık verelim. Sürmanşette en genç taraftar Fenerbahçe'de. Sportsnet grubun 15. yılında Nielsen'le yaptığı çalışmada haberleri ve maçları takip eden taraftar grubu olarak Beşiktaş %78.3'te zirveye çıktı. 18-24 yaş grubunda Fenerbahçe, 25-34 yaşta Galatasaray, 35-44 ile Kartal ve 55-65'te ise Trabzon birincilik koltuğuna oturdu. En çalışmalar neler aktaracaksın bizlere? Başkent Ankara'da günün gündemi bugün hangi maddelerle şekilleniyor olacak? Günaydın Gökay. Maalesef yine terörle ilgili maddeler ve başlıklar ön planda olacak. Dün İzmir'de bir terör saldırısıyla karşı karşıya geldik ve orada Ömer Halis Demir gibi kahraman bir polisimizi bu defa gördük. Beylik tabancasıyla uzun namlulu silahlara karşı duran kahraman polisimiz Fethi Sekin'in oradaki teröristi tek kurşunla etkisiz hale getirmesi büyük bir faciayı ve katliamı önledi. Bugün İzmir'deki gelişmeleri Ankara'dan da yakından takip edeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de olacak. Orada incelemelerde bulunacak ve şehitlerimizin cenazelerine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Şanlıurfa'da olacak. Oradan gelecek mesajlar da çok çok önemli olacak. Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'da ziyaretler gerçekleştirecek, vatandaşlarla buluşacak ve orada da tabii ki başta terörle mücadele olmak üzere birçok konuyla ilgili değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğimiz gibi terörle mücadele gündemi bir hayli yoğun. Birçok toplantı yapılıyor, birçok görüşme yapılıyor. Etkin mücadeleler devam ediyor hem sınır içinde hem sınır dışında. Sınır içindeki ve sınır dışındaki mücadelelerde gerçekleşen gelişmeleri an be an bu ekranlara yansıtmayı sürdüreceğiz. Özellikle Elbap'taki duruma ilişkin değerlendirmeler ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Elbap'ta bilindiği üzere mücadele devam ediyor ve Elbap'ın kısa süre içerisinde alınacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamıştı. Oradaki etkili operasyonları takip etmeyi sürdüreceğiz. Ankara'dan da gün boyunca terörle mücadeleye ilişkin ve diğer başlıklara ilişkin gelişmeleri takip ediyor olacağız. Tabii gün boyunca toplantılar olacak. O toplantılarla ilgili ayrıntıları bu ekranlara taşıyacağız. Açıklamaları bu ekranlara taşıyacağız. Ve terörle mücadele ve yeni anayasaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yansımaları da yine gün boyunca bu ekranlara taşıyor olacağız. Bu başlıkları aktarmayı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyoruz Ümit Çetin, aktardığın bilgiler için sana ve senin nezle tüm Başkent Ankara ekibimize kolaylıklar, iyi çalışmalar. Evet sevgili seyirciler, Başkent Ankara'da günün gündemi bu şekilde sirayet edecek 24 ekranlarına. Peki ya İstanbul stüdyoda ön plana çıkan başlıklarda neler var? Gelin bir de onlara bakalım.
İzmir Adliyesi önünde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Sevgili seyirciler, saldırının ardından polise ateş açan iki terörist öldürüldü. Çatışmada bir polis, iki kişi şehit oldu. Saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen iki kişi ise gözaltında. Bu arada sosyal medyada İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu iddialarını ise Başsavcı Mustafa Doğru yalanladı. Terör bu kez İzmir'de Türkiye'yi hedef aldı. Adliye girişinde önce bombalı araçla ardından silahlı saldırı düzenlendi. Çatışmada biri polis, iki kişi şehit oldu, iki terörist öldürüldü. Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi'ne girmek isteyen araç içerisindeki teröristlerle onu durdurup arama yapmak isteyen polisler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında bombalı araç teröristlerce patlatıldı. Patlamanın ardından iki terörist ellerindeki tüfeklerle ateş açtı. Adliye önünde görevli polis Fethi Sekin'in onlarla girdiği çatışma, adliyenin yanındaki bir inşaattan cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Teröristlerin hedefinde İzmir Adliyesi vardı. İlk önce bombalı aracı patlatacaklardı ve ardından silahlarla saldıracaklardı. Ancak teröristler ve o araç polislerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanan çatışmada o kahraman polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit düştü. İki terörist de öldürüldü. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Öldürülen iki teröristin üzerinden çıkan silah ve mühimmat hakkında bilgi verdi. Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında iki adet Kalaşnikov tüfek, ayrıca RPK-7 ve ona ait 8 tane fişek olmak üzere ve el bombaları, 8 tane el bombası bu şekilde ele geçirilmiş. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da saldırıya ilişkin konuştu. Polisimizin bu konularda tedbirli olması büyük bir kıyımı engelledi dedi. Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz bu hususta gerçekten tedbirli. Gerçekten bunun eğitimini almış ve adliyeye doğru girmek için zorlayan aracı engellediler. Bir adliye çalışanımız ve bu engellemede en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu. Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır. İki kardeşimiz şehit olmuştur maalesef. Öte yandan güvenlik güçleri olay bölgesine yakında bulunan şüpheli bir aracı da kontrollü olarak patlattı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Simleri şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı. İki şüphelinin patlamada kullanılan araçla kontrollü olarak patlatılan aracı saldırganlara satanlar olduğu öğrenildi. Bu arada saldırının ardından sosyal medyada İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu yönündeki haberleri Başsavcı Mustafa Doğru yalanladı. İzmir'deki hain saldırının ardından İzmir'e giden Başbakan Binali Yıldırım havalimanında açıklamalarda bulundu. Yıldırım saldırıyı PKK'nın planladığını, boyutu büyük, alçak bir saldırı olarak nitelendirdi durumu ve ekledi. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu mücadelenin galibi Türk milleti olacaktır dedi. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ama bu mücadelenin mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti devleti olacaktır ve millet olacaktır. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısının ardından geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda böyle seslendi ve ekledi. Bu milleti bölmeyi asla başaramayacaklar. Şunu milletimiz bilmelidir ki, İzmirliler bilmelidir ki, biz bu ülkeyi bölmek isteyen, bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacak. Çünkü milletimiz kardeşliği, birliği, beraberliği bozanlara katiyen prim vermiyor.
Başbakan hain saldırıyı PKK'nın planladığını, kahraman şehit polisin daha büyük bir felaketi önlediğini ifade etti. Tabii bu olay yine bu alçak PKK terör örgütünün planladığı ve ele geçirilen silahlar, mühimmata baktığımız zaman boyutunun çok ama çok büyük bir olay olduğu anlaşılıyor. Ancak özellikle polislerimiz, bilhassa trafik polisimiz Fethi Sekin arkadaşımız hayatını içe sayarak, hayatını, canını seve seve vererek büyük bir felaketi önlediği gibi bu alçak planı yapanların etkisiz hale getirilmesi için de çok büyük bir kahramanlık göstermiştir. Ve İzmir'imizi, birçok masum sivil hemşerimizi büyük bir felaketten döndürmüştür. Başbakan Yıldırım, terör örgütlerinin artık vardiyada çalışmaya başladığını söyledi. Yıldırım'ın vatandaşlara da çağrısı vardı. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra görevi diğerine veriyor, o bitiriyor, diğerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasıyla çalışıyorlar. Bu da terörün ideoloji, kutsalı, hiçbir değeri olmadığını açık şekilde gösteriyor. Bir olayı DEAŞ yapıyor, bir sonrakini geliyor PKK yapıyor, sonra sıra sende diyor FETÖ yapıyor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitişin arefesidir. Vatandaşlarımız normal hayatın akışını da değiştirmez. Eğer bunu yaparlarsa bu terör örgütlerinin emirlerine hizmet etmiş olurlar. Onların istediği de zaten hayatı yavaşlatmak, durdurmak, insanların tedirgin olmasını sağlamak, korkuya sevk etmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor. Havalimanındaki açıklamalarının ardından Başbakan Yıldırım, şehit polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın evlerine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakanın son durağı ise hastane oldu. Yıldırım, hain saldırıda yaralananları ziyaret ederek son durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de yaşanan terör saldırısının ardından bir mesaj yayınladı. Erdoğan sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı mesajında İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma, toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz diyen Erdoğan, bu hain saldırılar güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları işaret etti. Türkiye'nin bölünmeyeceğini söyledi. Milleti tanımayanlar atsınlar, Çanakkale'ye baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin Odri Meydan dedi. Erdoğan, Ortaköy'deki saldırıdan sonra yaşanan hayat tarzı eleştirilerine de sert çıktı. Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye baksınlar, açsınlar İstiklal Harbi'mize baksınlar. Bu milleti tanımayanlar daha da geriye gidip Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımızı buna baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin hodri meydanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye üzerinde oyun planlayanlara meydan okudu. Türkiye'yi bölemeyeceksiniz dedi. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de ne işimiz var söylemine tepki gösterdi. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil, Halep'te, Hatay'da değil, İdlib'te, Mersin'de değil, Kıbrıs'ta, Kars'ta değil, Nahçıvan'da, Artvin'de değil, Batum'da, Trakya'da değil, Balkanlar'da başlar. Bunu böyle bilirim. Erdoğan bölgedeki sorunları çözmek için Türkiye'nin hem sahada hem de masada olmaya devam edeceğini özellikle ifade etti. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız. DAEŞ'e karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak, oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını koruyamazsak, kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yoluna birlik ve beraberlik ruhuyla devam edeceğini söyledi. Hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı. Ama başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle olamayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar. Evet sevgili seyirciler, günün gündeminde son şeklini sizler için seçip belirlediğimiz konuk köşe yazarlarımız bildiğiniz üzere noktayı koyuyor. Öncelikli olarak Star Gazetesi diyelim ve Star Gazetesi'nden Ersoy Dede'ye kulak verelim. Aydın Doğan'ın yalnızlığı başlığını verdiği köşe yazısına bakalım detaylarda neler var. Ankara temsilcileri Barbaros Muratoğlu gözaltına alındığı gün Doğan grubunun tesirli kalemleri birer kefiliz yazısı yazdılar. Descartes de yazdı, Garson da yazdı. Biz bu adama kefiliz. Dün İstanbul'da soruşturmanın devamı mahiyetinde iki gözaltı daha vardı. Aydın Doğan'ın sağ ve sol kolları alındı dün. Yahya Üzleyen ve Erem Turgut Yücel. Üzleyen, 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürüttü. Petrol ofisi, Star Medya'nın alım satımı gibi pek çok büyük hamlede patron adına atılan imzaların sahibi. 2012'den itibaren de CEO olarak halka arzlarda, satın almalarda, herhangi bir pazara girip çıkmalarda tek söz sahibi oluyor. Enerjiden medyaya kadar her alanda patron kuvvetinde yani. Erem Turgut Yücel de Aydın Doğan'ın yargıdaki işlerini tek merkezden idare edip uygun olanları uygun yerlere sevk etmekte görevli adamı. Bu iki ismin ortak operasyonuysa 4,5 milyar dolar tutarındaki iki dalga halinde gelen vergi borcunun silinmesi. İşte Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun verdiği ifadelere dayanarak İstanbul'da yapılan bu gözaltılar o vergi borçlarının nasıl silindiğini ortaya çıkaracak. Gelelim kefillik meselesine. Aydın Doğan son bir yıldır her davada ihanete uğruyor. Poaş kaçakçılık davasında da mesela iki güvenliği elemanı kendini yarı yolda bıraktı. Vergi cezasının önemli bir kısmının silinmesi süreciyle ilgili olarak da nasıl karşılıklı masalar kurulduğu, heyetler oluşturulduğu ve FETÖ'yle kıran kırana pazarlık yapıldığı bilgisi ortaya çıkmış durumda. Bu pazarlığın tarafları da pazarlığı kiminle ve kimin adına yaptıklarını birer birer anlatıyorlar. Aydın Doğan şanslıysa içlerinden bir çıkar ve şirketimin menfaatlerini düşünerek kendim işbirliği yaptım, FETÖ'yle patronun haberi bile yoktu der. Belki o zaman tablo değişir ama arka arkaya gelen satışlardan görüyoruz ki Aydın Doğan, Doğan grubunun en yalnız adamı. Peki bu pazarlıklar ne karşılığında yapıldı? Yani bu akıl almaz astronomik ceza makul ve rasyonel seviyeye ne karşılığında indi onu da göreceğiz diyor ve devam ediyor Ersoy Dede Star gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısına. Aydın Doğan'ın yalnızlığı başlığını verdiği detaylarını okuyabilirsiniz.
Ve akşam gazetesi diyoruz. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'na kulak verelim. Olmadı, Cumhuriyet mitingi de yapın diyor. Başlık olarak Kelkitlioğlu, bakalım detaylarda neler var. Terör örgütü DAEŞ'in Reyna katliamından sonra ölüm istismarcıları hep bir ağızdan yaşam hakkına müdahale yaygarasına başladı. İlk önce saldırganın Noel Baba kıyafetli olduğu iddiası atıldı ortaya. Kamera görüntüleri bunun koca bir yalan olduğunu kanıtladı ama algı operasyonunu yürütenler bir kere düğmeye basmıştı. Gizli servisler tarafından kurgulandığı açık olan saldırının amacı Türkiye'de mezhep ve inanç çatışması yaratmaktı. Sosyal medyadan hemen Türkiye'de yılbaşı kutlayanlar tehdit altında, farklı yaşam tarzlarına saldırı var kampanyası başladı. Bu kampanya sadece sosyal medyayla da sınırlı kalmadı. Başta Doğan grubu gazeteleri olmak üzere malum medya organları da harekete geçti. Bir anda tüm DAEŞ saldırılarında olduğu gibi vahşi katliamın asıl suçluları bir kenara itildi ve iktidar hedefe konuldu. Terörün ve onu kullanan üst aklında istediği buydu. Peki, Türkiye gerçekten de 2017 yılına girerken farklı yaşam biçimindeki insanlara yönelik saldırılar, baskılar olan bir ülke miydi? Çok geriye gitmeye gerek yok. Daha yılbaşından 5 gün öncesine bakalım. 25 Aralık'ta Hatay'dan İstanbul'a, Mardin'den İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanında Hristiyanlar Noel'i kiliselerde özgürce kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Noel ve Musevilerin Hanukkah bayramları için birer kutlama mesajı yayınladı. Bu mesaj aslında bugün dillendirilen yaşam tarzına müdahale algısına erken cevap niteliğindeydi. Medeniyet mesajı verdi diyor ve devam ediyor Murat Kelkitlioğlu akşamda kaleme aldığı köşe yazısına. Ve böylece 24 sabahı bugünlük de toparlıyoruz sevgili seyirciler. Yeni günün ilk ışıklarıyla başladık. Saatler 6'yı gösterdiği an itibariyle 2,5 saatlik bir haber maratonunda birlikte olduk ve yeni güne hazır hale geldik. Önce bir uyku mahurluğunu ilk turumuzda üzerimizden attık. İkinci turumuzda güne başlarken dedik, tüm gelişmelerden haberdar olduk. Ve üçüncü ve son bölümümüzde de günün gündemini hep birlikte belirledik. 24 ekranında haber maratonu aralıksız devam ediyor olacak. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bollukla, bereketle geçmesini temenni ettiğimiz bir gün ve bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hafta başında 24 sabahta görüşmek dileğiyle ben Gökay Kalaycıoğlu. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim. Hoşçakalın.